Eğer siz normal binary search'ı kullanırsanız bazı durumlarda çalışma süresinin lineer olması mümkün. Lineer demek normal array'den link listeden farklı bir performans sağlamaması demek. O worst case'de kötü performansı düzeltmenin yolu. Binary search tree'nin worst case performansı lineer diye konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Burada AVL ağacının worst case performansı logaritmik olacak. Biraz önce gördük. Ağacın yüksekliği logaritmik oluyor. Find'ın logaritmik olduğunu gördük. Şimdi insertion'dan konuşuyoruz. Onun da logaritmikle de yapılabileceğini göreceğiz. Böylelikle diyeceğiz ki AVL ağacı worst case'de logaritmik performans sağlar. Binary search tree'nin gelişmiş şekli. Peki average case'de işte dedik ki abi binary search tree logaritmik performans sağlar. Değil mi? Average case'de binary search tree iyi aslında. Logaritmik performansı var. O zaman niye balance tree'ler log aşıyor? Çünkü bir miktar daha karmaşık. Hem implementasyonu zor hem anlaması zor. Neyse. Bunlarla niye uğraşıyoruz? Soru bu. Niye uğraşıyor olabiliriz? Bir zevk için olabilir. O değil. Kullanım olarak da ihtiyacımız olduğu için ortaya çıkmış şeyler bunlar. Average case performansı ne demek? Beklenen performansı o. Ama bazı uygulamalarda belirli bir performansın garanti edilmesi gerekiyor. Performans garantisi isteyen uygulamalar var. Mesela ne olabilir? İşte veri tabanı uygulaması, bir bilgi giriyorsunuz bilgisayara ve sorguluyorsunuz. Bir kullanıcı yapıyor bu işi ve milyonlarca bilgiyi veri tabanına girmeniz gerekiyor. Bazen giriyorsunuz, basıyorsunuz, hemen işlem halloluyor. Logaritmik zaman demek bayağı hızlı demek. Ama bazen giriyorsunuz, lineer yavaş olduğu için bayağı zaman sürüyor. Bu kullanıcıyı çok memnun etmez herhalde, değil mi? Kullanıcıyı bu memnun etmez, o kullanıcı memnuniyetini arttırmak için bir başka yollar sağlayabilirsiniz. Çikolata ikram edersiniz yavaş çalıştığı zaman. Belki ama. Gerçek zamanlı uygulamalar var. Gerçek zamanlı uygulama ne demek? Mesela siz bir nükleer enerji üreten neydi o? Plant'i, santrali kontrol ediyorsunuz. İşte bazen o kontrol bilgisi hızlı gitsin, bazen gecikse de olur diyemezsiniz. Gecikse de olur dediğiniz zaman patlar. Bir performans garantisine ihtiyacınız var yani. Yaptığınız işlemde performans garantisine ihtiyacınız var. AVL ağacı performans garantisi veriyor. Diyor ki benim performansım kesinlikle logaritmik zaman olacak. Şey ise binary search tree'nin verdiği garanti ise çok kötü bir garanti. Lineer olacak diyor benim en kötü. Anladın mı? Red Tabanlı sistemlerde de bu tarz ağaçlar çok kullanılıyor mu? Real-time operating sistemlerde ihtiyaç olursa kullanılıyor olabilir ama bu biraz daha arama ağacı olduğu için operating sistemlerde arama ağaçları nerede kullanılır şu anda bir anda aklıma gelmedi. Belki de yok, kullanılıyor olabilir. Mesela daha önce konuştuğumuz Prior Queue'ların falan operating sistemlerde nerelerde kullanıldığından bazı örnekler gördük. Stack Queue operating sistemlerde kullanılıyor ama arama ağacı nerede kullanılır çok kestiremedik yani. Belki de yoktur. Bilmiyorum. Yani bu örnek şeydi. Biraz yapay bir örnekti belki ama bu tip uygulamalar var. Gerçek zamanlı çalışması gereken uygulamalar var. O uygulamalarda garanti vermeniz lazım. Ve bu garanti kötüyse garanti vermenin bir anlamı yok. Değil mi? Yani bir şey alıyorsunuz. Elektronik alet alıyorsunuz. Size garanti veriyor. 3 gün garanti veriyor. Manasız. Yani küçük bir manası var ama çoğu zaman manasız. Yani garantinin manalı olması lazım. Manalı derecede olması lazım. Logaritmik çalışma garantisi
güzel bir örenti ama lineer süre örentisi çok manalı değil. Çünkü çok basit array de bu örentiyi veriyor. Evet, biz bunları konuşurken diğer arkadaşlar da teşrif ettiler bu arada. Sonuç olarak dedik ki AVL ağacı var. Insertion yaptığımız zaman AVL ağacı olma özelliği bozuluyor. Mesela dedik ki buraya 2.5'u insert edersek bu artık AVL ağacı olmuyor. 4'te, 2'de, 5'te AVL ağacı özelliği bozuluyor. AVL ağacı özelliğini tamir etmek için de dedik ki insert ettiğimiz oda en yakın bozulan yeri bulacağız. Şu 4'ü bulacağız. Bunun üzerine düzeltme yapacağız. Onu konuştuk. İşte şu N nodu insert edilen nodda en yakın AVL özelliği bozulan nod dedik. AVL özelliğinin bozulup bozulmadığını hızlı bir şekilde anlamak için de her noda bir yükseklik bilgisi koyuyoruz dedik. Ve bozulan nodda da rotasyonla AVL ağacı olma özelliğini düzelteceğiz dedik. Bu rotasyonun nasıl yapılacağına dair de çeşitli durumlar var. Bunları teker teker göreceğiz. Evet, öncelikle insertion'ın left subtree'ye yani n'in balance condition'ın bozulan nodun soluna yapıldığı durumu düşüneceğiz. İşte niye gelmedi? Biraz önce 2.5'un eklenmesi bozulan nodun, düzelteceğimiz nodun soluna ekleme durumu. Sağına ekleme durumu, mesela bozulan nod 2 olsaydı, şu 2.5 mesela şöyle olmuş olsaydı, burada 4.5 olmuş olsaydı, buraya 2.5'u eklediğimiz zaman burada bir bozulma olmayacaktı, bozulma burada olacaktı. Sağına olma durumunu da simetriydi soluna eklenme durumunun. Onu da daha sonra üzerinden geçeceğiz. Ama şu anda sadece N'nin soluna eklenmesi durumunu düşüneceğiz. Sağına eklenmesinde bunun symmetry'yi daha sonra göreceğiz. Burada 3 tane durumdan bahsedeceğiz. Bir tanesi left sol alt ağaca eklediğimiz takdirde yeni nodu sol alt ağacının yüksekliğinin değişmediğini düşüneceğiz. Şimdi bir nod var, N nodu. Bu ara bir nod. Bu nodda balance condition'ı check edeceğim. Sol alt ağacı var. TL diyelim, bu TB diyelim. Biz sol alt ağacına ekledik yeni nodumuzu. Ve bu durumda ağacın, sol alt ağacın yüksekliği, önceki yüksekliğiyle bunu eklediğimiz zaman ki yüksekliği değişmedi. Bu durumda balance condition'ı bozulur mu bu n'de? Bozulmaz zaten değil mi? Yani eğer sol alt ağaca eklediğimiz sol alt ağaca eklediğimiz zaman yükseklik artmıyorsa problemimiz yok. Bir başka durum, şu durumda eklemeden önce n'nin balance bilgisi +1 veya -1, +1 veya 0'sa case'den bahsediyoruz. +1 olması ne demek? Sağın yüksekliği sola göre fazla demek. 0 olması ne demek? Yükseklikler eşit demek. Ben yeni nodu eklediğim zaman sol tarafın yüksekliği 1 artsa bile problemim yok. Niye yok? Çünkü solun yüksekliği 1 arttığı durumda eğer sağ yüksekliği 1 fazlaysa eşitlenmiş olacaklar. Önceki yükseklikler eşitse buna eklediğim zaman sol 1 fazlalaşmış olacak. Her bir durumda da neyde balance condition'ı bozulmamış olacak. Yani sonuç olarak eğer +1 veya 0'sa sol tarafın yüksekliği 1 arttığı durumda 0, +1 ise 0, 0 ise -1'e dönüyor ve herhangi bir ne için işleme gerek olmadığını görüyoruz. İşleme gerek olan durum bu. N'nin yüksekliği şu durumda -1'di.
Yani solun yüksekliği 1 fazlaydı. Bu modu da ekledim ben. Solun yüksekliği 1 daha arttı. Yani artık sol alt ağacın yüksekliği 2 fazla. Yani balance'ımız bizim ne nodunda? -2 olmuş durumda. Bu durumda balansı düzeltmek için işe ihtiyacım, bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Okey. Baktığımız zaman bu üçüncü durumun 2 alt durumu var. Üç A dediğimiz durumda bu alt ağacın şu ekleme neresine yapıldı? Ona göre iki durumumuz var. Şu alt ağacı biraz daha detaylı çizersem, bu alt ağaç aslında şöyle bir alt ağaç değil mi? Şunun tamamı TL. Bu alt ağacın ekleme şurasına da yapılmış olabilir, burasına da yapılmış olabilir değil mi? Yani sol alt ağacın sol alt ağacına da ekleme yapılmış olabilir, sağ alt ağacına da yapılmış olabilir. 3A durumu left left heavy durumu, yani sol alt ağaç buna da göre heavy ve bunun da soluna ekleme yapılmış durumda. Left right heavy dediğiyle enin solunun sağına, şuraya ekleme yapılmış durumda. Okey. Bunları teker teker konuşacağız. Öncelikle 3A'yı konuşacağız. 3A'nın durumu şu aslında. Bu nodun soluna ekleme yapıldı. Soluna ekleme yapıldığı takdirde sol alt ağacın yüksekliği ile sağ alt ağacın yüksekliği farkı 2 oldu. Değil mi? Soluna ekleme yapılınca. Daha önce 1'di. Daha önce 1 olması ne demek? Şu alt ağacın ekleme yapılmadan yüksekliğinin bundan 1 fazla olması demek. Eğer şu alt ağacın yüksekliği K ise, şu ağacın yüksekliğinin K artı 1 olması demek. Bu ağacın yüksekliği K artı 1 ise, şu ağaçların yüksekliği ne olacak? Her ikisi de K olabilir veya bu K iken bu K eksi 1 olabilir değil mi? Yani şu sol alta, şu sağ alt ağacın yüksekliğine K dersek, ekleme yapılmadan önce bunun yüksekliğinin K artı 1 olması lazım. Değil mi? Bunun K artı 1 olması ne demek? Şu iki ağaç üzerinden konuşursanız, A, B, C denmiş bunlara orada. Şu iki alt ağaç üzerinden konuşursak, bu iki alt ağacın yüksekliklerinin bir tanesinin K olması lazım. Diğeri K veya K eksi 1 olabilir değil mi? Ben sola eklediğim takdirde 3A'yı düşünüyorduk. Biraz önceki 3A'yı düşünüyorduk. Sola eklediğim takdirde sol heavy. Sol alt ağacı, sol alt ağacı durumu bozuyordu. Yani şuraya eklediğim zaman bunun yüksekliği arttığı için işlem problem oluyordu. O zaman bunun yüksekliğinin K olması lazım değil mi? Bunun yüksekliğinin K olması lazım. Peki eğer şunun yüksekliği ne olacak? Ne dedik? Bunun yüksekliği ne olabilir? K veya K eksi 1 olabilir. K artı 1 olabilir mi? Hayır. O zaman bunun arttığı zaman problem olmazdı zaten. Şunun yüksekliği ya eşit olmalı ya az olmalı. Az olabilir mi diye baktığımız zaman. Şimdi diyelim bunun yüksekliği K eksi 1. Ben şuraya yeni bir şey eklediğim zaman bunun yüksekliği ne olacak? Yüksekliği 1 artacak. K artı 1 olacak. Bu K artı 1 olduğu zaman bu K eksi 1 ise şurada balance condition bozulur mu? Bozulur. Ben ne demiştim? Şu ilk bozulan yer demiştim. O zaman bunun K eksi 1 olması da mümkün değil. Bu K olmalı ki bu K artı 1 olduğu zaman burası bozulmamalı. Şurası bozulmamalı. Okey. Yani eklemeden önce her iki ağacın, ekleme yapılmadan önce her iki ağacın yüksekliği K olacak.
Yani A'nın yüksekliği K, ekleme yapmadan önce, B'nin yüksekliği K, C'nin yüksekliği K oldu. Ve ben bu durumda A'ya yeni bir eleman eklediğim zaman yüksekliği arttığı takdirde A'nın, burada herhangi bir problem yok. Bunun balansı eksi bir gördüğünüz gibi. Ama bunun balansı eksi iki olacak ve burada rotasyona ihtiyaç var. Okey. Ve ben bu işlemi bir daha önce gördüğümüz sağa doğru rotasyonla işi halledeceğiz. Nasıl? Bu 25 buraya çıkacak, 50 onun sağına gelecek, işte C aynen 50'nin solunda, sağında kalacak, B 50'nin soluna gelecek, 25'in solu da aynen duracak. Değil mi? Bu bizim gördüğümüz rotasyondu. Bunu bu hale çevirdiğim zaman, eskiden root 50 idi, şimdi 25 oldu. Baktığım zaman 50'de balans bozuluyor mu? Hayır. Herkese K yüksekliğinde balansı 0. 25'te bozuluyor mu? Solunun yüksekliği K artı 1. Sağının yüksekliği K artı 1. Solunun yüksekliği A'nın yüksekliği de K artı 1. Onun da balansı 0. Bu ikisinde bozulmuyor. Şuradaki problemi çözdük. Peki daha önce söyledik yukarılarda da problemler olabilir demiştik değil mi? Hani 2,5'ü eklediğimiz zaman burada problem vardı ve yukarılarda da problemler vardı. Bunu düzelttiğimiz zaman yukarılardaki problemler de ortadan kalkıyor dedik. Niye? Çünkü 50'ye baktığımız zaman eklenmeden önceki 50'nin yüksekliği neydi? Eklenmeden önce buranın yüksekliği K artı 1'di, bunun yüksekliği K artı 2'ydi değil mi? Ekleme yapmadan önce 50'nin yüksekliği neydi? K artı 2'ydi. Ekleme yapıldıktan sonra 50'nin yüksekliğini K artı 3 oldu. Burada problem var, düzelttik problemi. 50'nin yerine 25'i getirdik. 25'in yüksekliği şu anda ne? K artı 2. 50'nin daha önceki, insert yapılmadan önce yüksekliği K artı 2'ydi. Insert yaptık, şu anda 50'nin yerine 25 geldi, onun yüksekliği de K artı 2. Yani N'nin üstündeki herhangi bir nod açısından alt ağaç yüksekliği değişmedi. Anlaşıldı mı? N'nin predesörleri açısından sol veya sağ alt ağacına eklenmiş olabilir bir nod. Her iki durumda da onlar açısından sol alt ağaç veya sağ alt ağaç yüksekliği değişmedi. Çünkü daha önce de ekleme yapmadan önce de şu yükseklik K artı 2'ydi. Ekleme yaptık. Yine K artı. Değişiklik olmadı. Okey? Yani benim ilk problemli yerde bu problemi düzeltmem demek, yani diyelim şöyle bir ağaç var. AVL ağacı. Siz şu pet üzerinden gidip şuraya yeni bir node eklediniz. Burada şunda, şunda, bunda ve bunda AVL özelliği bozuldu. Sizin şunda AVL ağacı olma özelliğini düzeltmeniz bunlardaki problemi de düzeltmiş olacak. Çünkü diyelim bunun sol alt ağacına eklenmiş durumda. Fakat sol alt ağacının yüksekliği değişmedi. Çünkü şu ağacın yüksekliği değişmedi. Eklemedim sonra. Burada yaptığımız rotasyonla değişmesini engelledik. Veya şunun sağ alt ağacını ekledik. Fakat sağ alt ağacının yüksekliği değişmedi. Tamam? Evet. Ağaçların, alt ağaçların tam olarak yükseklikler önemli değil. Fakat farkları önemli aslında. Değil mi? Burada kendisi eksi 2 idi. Sol alt ağacı eksi 1'di. Eğer kendisi eksi 2, sol alt ağacı eksi 1 ise böyle bir rotasyon işi çözecek. Bunlar K değeri için herhangi bir şey söylemedi. K herhangi bir değer olabilir. Ağaçların yükseklikleri önemli değil. Ve bir
sağa doğru rotasyon işimizi çözdü 3A için. Left, left, heavy durumunda. Peki left, right, heavy durumunda. Yani ben şuraya eklediysem, o zaman ne olacak? Bu ağacın yüksekliği hala K'ydı ama bu ağacın yüksekliği bu sefer K artıyor oldu. Durumumuz bu. Peki. Burada yine benzer bir rotasyon çalışmıyordu. Hani başlangıçta 2.5'ü eklediğim zaman düzenleyebildik, 3.5'ü eklediğim zaman olmadı ya örnekte. O 3.5'ü ekleme gibi, gördüğünüz gibi 2.5 problem olmadı buraya eklediğim zaman ama 3.5 buraya eklediğim zaman tek bir rotasyon, sağa doğru bir rotasyon düzeltmiyor. Onun için ikili bir rotasyon yapacağız. Bu ikili rotasyonu yapmadan önce şu ağacın neresine eklendi diye ona bir bakmakta fayda var. Şimdi şu ağacı düşündüğümüz zaman, o ağacı biraz daha detaylı çiziyorum. Bu ağacın da iki alt ağacı var. Bu alt ağaçların yükseklikleri ne olabilir? Şu K'ydı, bu da K'ydı. Şunlar K-1 olabilir. Hepsi de K-1 olmak zorunda mı? Evet, hepsi de K-1 olmak zorunda. Bir defa şuraya ekliyorsak, burası artıyorsa bu K-1 olmak zorunda. Bu K-1 olmak zorunda. Peki hala bu K-1 değil, K-2 olsaydı ne olurdu? O zaman balance condition burada bozulmuş olurdu. İlk bozulan yer burası olmazdı. Şurası, şu path. İlk bozulan yer burası olmazdı, burası olmuş olurdu. O yüzden bu da K-1 olmak zorunda. Okey. Biraz önce anlattığımız gibi. Hepsi de K-1 buraya eklendi. Yani nereye eklendi? Left, right, left'e eklendi. Eğer buraya eklenmiş olsaydı left, right, right'e eklenmiş olacaktı. İki tane durum var. Left, right, left tabi olması durumu veya left, right, right olması durumu. Aslında bu iki durumu aynı şekilde handledeceğiz. Ama şu noda kullanacağımız için bunu göstermemiz gerekti. Burada iki tane rotasyon yapacağız. Şöyle ilerlersem biraz öncekine bir örnek, işte altının eklenmesi, çevirdik zaten bunu görmüştük, konuşmuştuk değil mi? Root left heavy, fakat bu node right heavy ise simple, biraz önceki gibi bir rotasyonun işi düzeltmediğini de gördük. Bunun için iki tane rotasyon kullanacağız. Bir tanesi şu bizim root'umuz. Root'un sol çocuğu üzerinde bir sol rotasyon yapacağız. Ondan sonra root üzerinde bir sağ rotasyon yapacağız. Aslında şunun üzerinde sol rotasyon yaptığımız zaman ne oluyor? Şu node buraya geliyor. Değil mi? Tekrar bir sağ rotasyon yaptığımızda bu node buraya çıkmış oluyor. Aslında bu node'u buraya alacağım ben. Alalım isterseniz, şunlara isim verelim, buna W diyelim, bu N'di, N kalsın ya, bu N'di, buna W diyelim, buna da V diyelim. Biz V'yi root'a alacağız, V'yi root'a aldık. W'nun yeri neresi olabilir? W, V'den küçük mü, büyük mü? W daha küçük. W küçük olduğu zaman V'nin solunda olması lazım. Peki İlaz, N V'den küçük mü, büyük mü? N büyük. N büyük. O zaman N burada olması lazım. Şimdi şu alt ağaçlara bakalım. A, B, C diyelim. A ağacı için ne söyleyebilirim ben? Burada W'yi ben nereye koydum ya? Aşağı. A alt ağacı W'dan küçük. Nerede olabilir?
W'nun sorumlu olması lazım. D alt ağacı W'dan büyük, V'den küçük değil mi? V'den küçük, W'dan büyük. V burada olması lazım. C için? V'den büyük, W'dan da büyük. N'den küçük. V'den büyük, N'den küçük. D alt ağacı için de söyleyebilirim. N'den sağlıklı olacak. Aslında böyle bir konfigürasyon yapacağız. Gördüğünüz gibi A'nın yüksekliğine K. D'nin yüksekliği K. C'nin yüksekliği K eksi 1. B'nin yüksekliği ekleme buraya yapıldı. K eksi 1'di. K. W'da bir problem var mı? Hayır. N'de bir problem var mı? Hayır. V'de bir problem var mı? Şunun yüksekliği ne? K artı 1. Şunun yüksekliği K artı 1. Bu da 0. Yani şu 0, bu 0, bu artı 1. Herhangi bir problem yok. Değil mi? Bir de neye bakıyordum? Bu eklemeyi yapmadan önce bu ağacın yüksekliği neydi? Eklemeyi yapmadan önce K artı 2 idi. Şu ağacın yüksekliğine K artı 2. Yani şurada yaptığım düzenleme, şu ilk modda yaptığım düzenleme bu ağacın yüksekliğini değiştirmiyor. O zaman şurada, burada ve buradaki problem olmaması lazım. Yukarılarda ki problemler de çözümlenmiş olması lazım. Aslında burada iki tane rotasyon yaptık. Bir V üzerinde sol rotasyon yaptık. Sonra N üzerinde, W üzerinde sol rotasyon, N üzerinde de sağ rotasyon. Değil mi? İki rotasyonla yaptık. Eğer left subtree'nin right'ına insert edilmişse. Pekala, şuraya değil, insertion şuraya değil. Şuraya olmuş olsaydı ne olacaktı? Buraya değil de şuraya olmuş olsaydı. O zaman bu k eksi 1 kalacaktı. Bu k olacaktı. Problem olacak mıydı? Bu 0 olacaktı. Bu artı, bu eksi 1 olacaktı belki. Ama gene çözümlenmiş olacaktı bu problem. Değil mi? Yani buraya veya buraya insert edilmiş olması önemli değil. Bunu açmamın tek sebebi şu v'yi burada taşıyacak olması. V'yi göstermeye çalışmak. Evet. Sonuç olarak bizim problemimiz böyleydi. 50'nin solunun sağına insert etmiştik. Burada problem yoktu. Fakat 50'de problem oluştu. Çünkü 50'nin yüksekliği 1 arttı ve burası k artı 2 iken burası k olmuş oldu. Ve açtığımız zaman şöyle bir durum var. Tamam, 25'in sağına insert ettik ama 40'ın soluna mı sağına mı insert ettik? Burada soluna insert edilmiş durum düşünülmüş. Bu durumda ne yapıyoruz? Önce 25 üzerinde sol rotasyon yapıyoruz. 25 üzerinde sol rotasyon yaptığımız zaman 40 geliyor. Şu aynen duruyor gördüğünüz gibi 40'ın sağında. 25 40'ın soluna gelmesi lazım. 25'in sol alt ağacı da aynen duruyor. Ama şu alt ağaç 40'ın solundan 25'in sağına geldi ki binary search tree olma özelliğini değiştirmedi değil mi? Çünkü bunların hepsi 25'ten büyük. Biliyorum 25'ten büyük, 40'tan küçük değerler. İlk rotasyonla 40'ı 25'in yerine taşıdım. İkinci bir rotasyon 50 üzerinden sağa doğru bir rotasyon. 40'ı 50'nin yerine taşıyoruz ve şu hale geldi. Bu hale geldiği zaman işte ağaçların yüksekliği burada verilmiş. Biraz önce söylediğimiz gibi 50 artı 1 oldu, diğerleri 0 oldu ve ağacımızın yüksekliği şu insertion yapmadan önceki ağacın yüksekliğiyle insertion yaptıktan sonra ağacın yüksekliği iki rotasyondan sonra değişmedi. Başka bir notta bir problem olma ihtimali yok. Problem var mı?
Sonuç olarak case'lere bir daha şöyle baktığımız zaman N'nin balance'ı eksi 2 olabilir. Çocuğun balance'ı yani W'nun balance'ı eksi 1 olabilir. Bu durum left left durumu, solun soluna insert ettik durumu. O zaman parent üzerinde bir right rotate ile işi hallederiz. Eğer parent'ın balance'ı eksi 2 gene fakat çocuğun balance'ı artı 1 ise o zaman parent'ın solunun sağına insert etmiş oluruz. O zaman iki rotasyona ihtiyacımız var. Bir çocuk üzerinde left rotation ve parent üzerinde right rotation'a ihtiyacımız var. Bu iki durumu gördük. Sağ tarafa insert edilme durumunu konuşmamıştık. Bu da bu aslında. Parent'ın balance'ın artı 2 olması demek sağ tarafa insert ettik demektir. Sağın eğer yine sağına insert ettiysek yani çocuğun balance'ı artı 1 ise bu sefer sağın sağına insert ettik demektir. Şununla simetrik olan bir şey. Eksi 2, eksi 1, artı 2, artı 1 simetrisi var. Bu sefer parent üzerinde right rotation yerine parent üzerinde left rotation yapacağız. Şunun simetriği. Diğeri de bunun simetriği. Yine sağa insert etmişiz. Fakat sağın soluna insert etmişiz. Bu durumda da iki tane rotasyona ihtiyacımız var. İlk rotasyon çocuk üzerinde left in right gördüğünüz gibi. Diğeri de parent üzerinde right in simetrik. Okay. Dört tane durum var aslında kritik. Çözümlenmesi gereken balance condition'ı bozan dört durum var. Bu dört durumda da çözüm burada. Bunun programlanması gerekiyor. Soru var mı? Evet, bir örnekle hızlı bir şekilde konuşalım. Eklediğimiz değerler 3, 2, 1'i ekleyeceğiz. Sonra 4'ten 7'ye kadar değerleri ekleyeceğiz. 3'ü ekledik. Tek bir not. Boş bir ağaç, AVL ağaçtır değil mi? 3'ü ekledik. Tek başına. Hala AVL ağacı. 2'yi ekledik. Hala AVL ağacı. 1'i ekledik, 1'i nereye ekleyeceğiz? 2'nin sonuna ekleyeceğiz tabii ki. Şurada AVL ağacı olma özelliği bozuldu mu? Burada bozulmadı. Burada bozuldu mu? Burada bozulmadı. 3'te bozuldu mu? 3'te bozuldu. Burada düzeltmemiz lazım. Nereye ekledik? 3'ün değeri ne oldu? 3'ün balans değeri eksi 2 değil mi? 2'nin balans değeri eksi 1. Hangi durum? Ops. Eksi 2, eksi 1 durumu. Parent üzerinde sağ rotate yapacağım yani. Parent neydi? Parent 3. Bunun üzerine sağ rotate yapacağım. 2 buraya gelecek, 3 şu şekilde geldi. Tamam. Şimdi 4'ten 7'ye doğru insert etmeye devam edeceğim. 4'ü insert edeceğim. Nereye insert edeceğim? 4'ü buraya insert edeceğim. Sonra 5'i insert edeceğim. 5'i nereye insert edeceğim? 4'ü insert ettiğim zaman problem yoktu ama 5'i insert edince problem oluştu. Nerede oluştu? 5'te bir problem yok. 4'te bir problem yok. 3'te problem var mı? Evet, 3'ün değeri eksi 2. Bunun değeri neydi? Şey, artı 2. Bunun artı 1, bunun 0. Yok, yukarı çıkalım. Bunun değeri ne? Bunun değeri de artı 2. İki yerde problem var. Biz hangi yerde problemi çözeceğiz? İnsert ettiğimizde en yakın yerdeki problemi çözeceğiz. 3'teki problemi çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Artı 2 artı 1 problemi. Döndüğümüz zaman artı 2 artı 1. Left rotate yapacağız. Pardon. Parent üzerinde left rotate yapacağız. Parent üzerinde left rotate yaptığınız zaman ne olur? 4 buraya gelir, 3 buraya, 5 buraya. Yani ne olacak? 4, 3, 5 haline gelecek. Bunun 0, bunun 0, bunun 0. Bunun kaç? Artı 2 değil artık çünkü şu ağacın yüksekliği artık 1, o yüzden artı 1 olmuş durumda. Aslında bu da herhangi bir balance
problemi yok, olmayacak. Eksi bir, eksi bir, sıfır. Sağ sol eksi bir. Sen taktın mı eksi bir? Tamam, bunu gördük. Tamam. Devam ediyoruz. Ne ekleyeceğiz? 6'yı ekleyeceğiz. 6'yı nereye ekleyeceğiz? Herhangi bir problem var mı? Yok. Nerede var? 2'de. Niye olsun? Şöyle bakalım bakalım. Bunun değeri ne? Tanıs değeri? 0. Bununki ne? 1. Artı 1. Bununki? 2. 4'ün? Artı 1. 2'nin? Artı 2. Demek ki bir yerde problem varmış. Bunun çözümlenmesi lazım. Nasıl çözümleyeceğiz? Artı 2 artı 1 problemi. Yani parantezlerinde sola doğru bir aynı işlemi yapacağız. Çevireceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir problem var. Çevirdik, 4'ü buraya getirdik. 4'ü buraya getirdiğimiz zaman 2 onun sol çocuğu oldu. 1, 2'nin sol çocuğu olmaya devam etti. 3 şuradaki ağaç 2'nin sağ çocuğu oldu. 4'ün sağ çocuğu da aynen devam etti. Baktığınız zaman 6'yı inşaat etmeden önce bu ağacın yüksekliği neydi? 2 idi. Şimdi ne? 6'yı inşaat ettik, rotasyonu yaptık, hala 2. Eğer 2'nin parentları olsaydı, bir predesörleri olsaydı onların için herhangi bir değişiklik olmayacaktı. Devam ediyoruz. Ne ekleyeceğiz? 7'yi ekleyeceğiz. 7'yi eklediğimiz takdirde. Nerede problem var? Burada yok. Burada yok. Burada var. Burada. Burada da yok. Tek burada problem var. Onu düzelttiğimiz takdirde. Tamam. Artı 2 artı 1 problemi yine tek bir rotasyon. Şu ana kadar gördüklerimizin hepsi tek rotasyondu. Değil mi? Çift rotasyon yapmadık. Devam edelim insert etmeye. Nelere insert edecekmişiz? 10'dan 16'ya kadar, 10-16 arasındaki değerleri tersten ama 16'dan insert etmeye devam başlıyoruz. Ondan sonra 8'e 9'u insert edeceğiz. 16'yı insert ettiğimiz takdirde nereye insert ediyoruz? 15'i buraya. 16'yı insert ettiğimiz zaman bir problem var mı? Bakın 16'yı insert ettiğimiz zaman ağacın yüksekliği 1 arttı. Ama balans condition'ı bayağı gitmedi. Ağacın yüksekliği 1 arttı ama problemimiz yok. Yani şu ağacın yüksekliği de 1 arttı, bu ağacın yüksekliği de 1, altı ağacın yüksekliği de 1 arttı, bu altı ağacın yüksekliği de 1 arttı. Ama balanslarda bir problemim yok. Devam ediyorum. 15'i insert ettim. Bu durumda balanslarda bir problem oluşuyor. Şimdi 16'yı insert ettiğimiz takdirde balansları yazarsak bunun balans değeri kaç? 0. Bunun artı 1. Bunun artı 1. Bunun 12 artı 1. Şimdi 15'i insert ettik. 15'i insert ederken yukarı doğru çıkalım. Bunun balans değeri ne? 0. Bununki değişti mi? Evet değişti. Ama soluna insert edildiği için 0'dan eksi 1'e değişti. Bunun sağına insert edildi. Daha önce 1'di. Bu artı 2 oldu. Burada bir problem var. Artı 2 eksi 1 problemi. Yani double rotation'a ihtiyacım var. Önce çocuk üzerinde sol rotasyon yapacağım. 15'i buraya getireceğim. 16 buraya gelecek. Ondan sonra parent üzerinde sola rotasyon yapacağım. 15 da buraya gelmiş olacak. Ve o durumda olacak hadise şöyle. 15, 16, 7 durumu. Hepsinin 0 balansları. Ve bunların balansları zaten değişmeyecek. Niye? İnsert etmeden önce de durum neydi? İnsert etmeden önce şöyle bir durum vardı. Bu ağacın yüksekliği 1'di. İnsert ettik. Ve hala bu ağacın yüksekliği 1. Tamam.
Devam ediyoruz. Güzel. Tamam. Neyi söyleyecektik ya? 14'ünü söyleyeceğiz. 14'ünde neyi söyleyeceğiz? Ne oldu? Bunun balans değeri 0. Bununki artı 1. Bununki eksi 1. Bununki artı 2. Burada bir problem var. Bunun düzeltilmesi lazım. Artı 2 eksi 1 problemi. Yine aynı şekilde önce şuraya göre sağa doğru rotasyon yapacağız dedi. Buraya gelecek. Ondan sonra yine buraya gidecek ve işlem çözülmüş olacak. Şurada var zaten. İşte insertion'dan sonra 14 insert etmeden önce bir durum buydu. Insert böyle oldu. Düzelttik. İyi, gördüğünüz gibi iki rotasyonla buraya geldi. Ve insert etmeden önceki şu altı ağacın yüksekliğiyle insert etmeden sonra yüksekliği geçti. Devam ediyoruz. 14 insert ettik. 13 ile mi devam edeceğiz? 13 ile mi gelecek? 13 ile gelecek. Problem yapacak mı? Burada yok. Burada var. Yok. Burada yok. Burada yok. Burada var. Ha, burada bir problem var. Onun düzeltilmesi lazım. Root'un neresini insert ettik? Sağın. Sağına insert ettik. Değil mi? Şununki de eksi bir. Bununki artı bir. Bununki artı iki. Artı iki artı bir problemi. Sağına insert ettik. Değil mi? Sağına insert ettiysek o zaman bir sol rotasyonla 7'yi rota alarak işi çözümlüyoruz. Gördüğünüz gibi alt ağaçlara bakarsak 4'ün sol alt ağacı aynen 4'ün sol alt ağacı olmaya devam ediyor. 7'nin sol alt ağacı 4'ün sağ alt ağacı olmuş durumda. 7'nin sağ alt ağacı da aynen 7'de devam ediyor. Tamam. Devam edelim. Neyi insert edeceğiz? 12'yi insert edeceğiz. 12'yi nereye insert edeceğiz? Buraya insert edeceğiz. Nerede bozulacak? O ilk 14'te bozulacak. 14'te düzelttiğimiz takdirde ne olacak? 13, 12, 14 olacak. Değil mi? Devam edelim. Left left'ti bu. 12, 11'i insert edeceğiz. Değil mi? 11'i insert edeceğiz. 11'i nereye insert edeceğiz? Buraya insert edeceğiz. Nerede bozulmuş olacak? Burada, şurada nedir değer? Burada eksi 1, eksi 1, eksi 2, gene left left problemi. Değil mi? Left left problemini çözmek için şurada sağa doğru bir rotasyon yapacağız. Yani 13'ü buraya getireceğiz. Değil mi? Ondan sonra diğerlerini düzenleyeceğiz işte. 12 buraya gelecek, 11 buraya gelecek falan filan. Karıştım. Neredeyiz? Evet, şu en son 12'yi söyledik. 12'yi buraya çevirdik. 11'i söyledik. 11'i 15 üzerinde çevirdik. Şöyle oldu. Şurada. Çevirdiğimiz takdirde 11'i söyledik. Nasıl çevireceğiz? Şöyle çevireceğiz. 13 buraya gelecek değil mi? 13, 12, 11, 12'nin sonuna gelecek, 13 gelecek. 13 galiba. Evet, 15 ve 16 buraya. Sonunda 14. Şöyle olacak. 11'i insert ettik. 10'u insert ettiğimiz takdirde buraya insert edeceğiz. Şöyle burada problem olacak. Rotasyonu yapacağız. Ne olacak? 11 olacak.
10 olacak, 12 olacak. Gördüğünüz gibi gene tamamen tam bir ağaç var.